Zaktas çok severdir salınasın. Uçayım baba, bulutlara uçayım baba diye bağırırdın. Ben de sana onun için kumrim dedim işte. Kumrim. 3 yaşındaydın o vakitler. De o kadar sene ne çabuk geçti be. Zarife. İsteğim benden duyasın. Alex. Evlenik. Kumrim bak, seni anlamayım sanma. Bilim ki insan gönlüne söz geçiremez. Bilim ki sen üzmek istemedin beni. Ama lazımdır unutasın onu. Merak etme be kızım, merak etme. Geçecek. Zor da olsa geçecek. Kumrim. Süle Hatice'm. Bilesin babam süt inercigini sattı. Bileyim Hatice'm bileyim. Çok üzüleyim halına. Ben de çok üzüleyim. Lazım babiçko çalışsın para kazansın. Yoksa anama kardeşlerime nasıl bakacak? Bileyim Hatice'm Ramiz baba çok zor durumda. Lazım bir çare bulalım. Lazım bir çare bulalım da Hatice'm ya ben gidip şimdi Ramiz babaya hadi Ramiz baba gel benimle terzilik et diyemem ki. Ne dedin sen? Ramiz baba hadi gel benimle terzilik et diyemem ki dedim. Ben niçin düşünemedim bunu? Bunu mi? Bunu. Yani şimdi Ramiz baba benimle terzilik mi edecek? Niçin olmasın? Niçin olmasın? Haydi. Akşama erken gelirim Hatice'm. Erken yemeğimizi yeriz. Erken odamıza çekiliriz. Tamam Hasan. Al bir lokma daha. Yok istemeyim. Güce par kocacığım. Benim güce ihtiyacım yok karıcığım. Madem öyle değilsin, öyle olsun kocacığım. Hasan. Süle ruhum. Tatlı tatlı konuş babanla. Hiç merak etmeyesin Hatice'm. Tatlılıkla. Haydi akşama, haydi. Haydi. Bibi. Aha, bibi dedik. Geldi bibi. Ramiz baba! Ne var Hasan, ne oldu? Fatma Ana, Ramiz baba nerede? Ramiz baba! Bilmem, sabahtan beri yok ortalıkta, ne var ne oldu? Fatma Ana, var mühim mesele, lazım Süleyem Ramiz babaya. Peşin bana söyleyesin. Olmaz, lazım Süleyem Ramiz babaya, tatlılıkla. Sen peşin bana söyle tatlılıkla, ben söylerim Ramiz efendiye tatlılıkla. Sen benim kahve söyleyemezsin tatlılıkla. Lazım ben söyleyeyim. Öyle mi? Belki senin kah tatlı olamam. Allah ne kah verdiyse o kah olurum. Hayırlı ve mühim mesele Fatma Ana. Lazım söyleyeyim Ramiz babaya. De haydi haydi haydi. Geç içeri. Geldi mi söylersin. Haydi bibi. Haydi. Ah. Tarana kalmamış. Pirinç de kalmamış. Ana ne yapacağız? Bulgur aşı yapacağız. Ana, babam işsiz kaldı. Çalışalım lazım, para kazanalım lazım, hayvanları geri alalım lazım. O lazım, bu lazım. Ne yapalım da bunları yapalım haydi. Bilmem. Ben de bilmem. Ana ben bir iş bulam, çalışam para kazanım. İş bulacaksın, çalışacaksın, para kazanacaksın. Ben de o grimi duydum. Tam duymuşsun. Bir bu eksik idi, tam oldu şimdi. Vayda, kızım. Ne dedim? Vayda dedim, kızım dedim. Dogri mi? Dogri. Kızım dedim, dogri dedin. Demek kızsın, erkek değilsin. Bu da dogri mi? Dogri. Erkek değilsen, iş bulamazsın. Bu da dogri mi? Tabii bu dogri değil. Niçin dogri değil?
Nasıl iş bulacaksın kız kısmından? Ben iş bulurum dersen bulurum. Sen kızını tanıyamamışsın ana. Öyle mi? Kusura kalma. Yaşlanmışım, tanımamışım. İhtiyarlık, maskaralık. Sen hangi kızı mıydın? Kız mıydın, oğlan mıydın ben bilemedim. Sen kim idin? Tübe tübe. Tesos, ben lazım diyeyim tübe tübe. Tey Allah'ım tübe tübe, çalışacakmış bu. Haydi. Hayırlı sabahlar Fatma yenge. Hayırlı sabahlar Vayde. Hayırlı sabahlar çocuk. Ben kasabaya kadar iniyorum. Lazım mı bir şey? Ben de ineyim seninle. Sen nereye? Ana iş arayacağım dedim ya. Görüşürüz akşama. Vayde. İş mi arayacaksın sen? İş arayacağım ya. Ne var, arayamaz mıyım? Yo, ararsın tabii. Hey Allah'ım. Sen bu kıza bu kadar boy vermişsin. Niçin bu kadar akıl vermemişsin? De ben delirmem için mi vermemişsin? Tövbe tövbe. Demek kasabada iş bakacaksın Vayde. Bakacağım. Peki ne iş yapacaksın? Bilmem ama düşüneyim. Elbet bulurum kendime uygun bir iş. Sen niçin eneysin? Dilaver'e uğrayacağım. Niçin? Biz bir gazete çıkarmaya karar verdik ya Vayde. Onunla ilgili konuları konuşacağız Dilaver'le. Ne lüzumu var? Niçin çıkarıyorsunuz gazete? Çok lüzumu var Vayde. Biz böyle gazete çıkartacağız çünkü bu topraklarda olan biten herkese haberdar etmek için. Yapılan haksızlıkları, yanlışlıkları düzeltmek için. Ve her türlü havadisi verebilmek için. Öyle mi? Öyle. Ve de cahil olan halkı bilinçlendirebilmek için. Cahil dediğin biz olayız galiba. Hiçbirimiz bilmeyiz ya, okuyalım yazalım. Ne münasebet Vayde. Cehaletin yalnızca okuma yazma bilmekle alakası yok ki. Nice adamlar var. Tahsillerini Avrupa'nın önemli kentlerinde, önemli okullarında yaptılar. Ama hala büyük bir cehalet ve kaygısızlık içindeler. Öyle mi değilsin? Öyle tabii. Eğer istersen ben sana okuma yazma da öğretebilirim. Bana? Sana tabii. Neden olmasın? Olur mu olmaz mı? Sen mi bileceksin, ben mi bileceğim? Uygun değildir de. Ben bileyim. Senin o dediklerin bana çok gelir. Niye çok gelsin Vayde? Şimdi gene niye alındın? Okuyan yazan bilmem ama elbet benim de bildiğim şeyler var. Yok ne yardım edesin sen bana? Neymiş o bildiğin şeyler? Ben kasabanın atış yarışmasında birinci geldim. Unutmamış isen. Unutmadım da. İyi nişancı olmanın, iş bulmanda ne gibi bir faydası olacak sana? Cephede değiliz. Ne faydası olacak görürsün. Sen gene de bir düşün bu dediklerimi. Yok ne düşünem. Te düşündüm bitti. Sen kaymakama gelmedin mi? Te kaymakamın evi. Benim de yolum düle. Düz. Te yürüyorsun. Burada yollarımız ayrılayım. Haydi selametle. Ramiz Efendi. Efendim. Neredesiniz? Nerede kaldınız? Ya konuştuk baba kız. Öyle mi? Gel bakayım Zarifem, gel bakayım. Konuştunuz mu? İyi maşallah. Öyle mi? İyi mi? Hayda Fatma ben gideyim. Nereye gidiyorsun be adamla demişe gitmiyorsun? Lazım değil hatırlatasın. Gideceğim kendime iş bakacağım. Hayda. Ramiz baba. Ramiz baba. İş mi bakacaksın? Nereden bakacaksın? Kimle bakacaksın? Nasıl bakacaksın? Sana ne oluyor çocuğum? Az biraz nefes al dur. Ramiz baba lazım bir şey söyleyeyim sana. Sonra söylersin. Sütçü olamaz sütçü. Yok ise inegi. Sütçü sütçülükten başka bir şey bilir mi ki? Gene oldu bak. Gene oldu. Ben sanki bunu hem yaşamışım hem duymuşum. Gene oldu. Allah Allah. Ramiz baba. Efendim. Gel benimle beraber tezlik et deyim. Ne? Ne dedin sen? Gel benimle beraber tezlik et deyim dedim. Lazım değil tezlik et. Çekil bundan be. Gel lütfen. Ramiz baba bak hatırlarsan kasap çapar benim dükkandan kovdu günde sen bana nasıl sahip çıkmıştın? Ya. Şimdi de deyim ki sen zor durumdasın. Gel tezlik edelim beraber. Delirdin mi sen Hasan? Çekil bundan. Ramiz baba bak. Dükkanlar çok şükür beraber keser, beraber biçeriz, beraber satarız. Geçinip gideriz be. Olmaz Hasan. Neşin olmasın be adam. Olmaz dedim. Bu iş bitti. Oka. Bak. Ramiz baba. Ramiz baba. Bak. Hadi hadi hadi. Hadi. Sütçü olamaz sütçü.
Ramiz baba, niçin dinlemezsin beni? Ya niçin dinleyeceğim sana? Bu yaşta ben terzi merzi olamam. Ya ben üretirim sana. Ya attıracaksın şimdi kafamın tasını. Hüseyin efendi. Ya Hüseyin efendi, sana lazım mı herhangi bir yardımcı adam? Ne için? Ne için diye sorayım. Sana sormayayım, ona sorayım. Nasıl niçin? Sürüyü gütmek için. Şu an lazım değil Ramiz aga. Lazım değil mi? Öyle olsun. Ben söyleyeyim sana. Bu devirde bile iş bulmak kolay değil. Hasan sus. Gel benimle terzilik et deyim, ben üretirim sana. Hasan sus. Hayırlı günler Gülten Hanım. Sana da süt var mı Ramiz Efendi? Süt mü? Hani benden süt almaydın? Ales'le Sofi'nin evlendiğini duyduk. Sana haksızlık ettik Ramiz Efendi. O zaman varı size süt ver alayım. Dinlemeden anlamadan ayıpladınız beni. Benden süt almadınız. Borç yaptım. Sattım süt ineci gibi. Ben sütçümü sütüyelim artık. Tamam. Ne dedin Ramiz baba? Ben sütçümü sütüyelim dedim. Sen nihayet aklın başına geldi be Ramiz baba. Gelme de. Hayır gelme artık, ben sütçüyüm. Gelme. Ne yapıyorsun? Çok ayıp olayım. Çok ayıp olayım. Ben sütçüyüm. Ben sütçüyüm, sütçü kalacağım. Sen sütçüsün, sütçü kalacak. Sütçüyüm ben. Hayırdır? Ne isteysin? İsterim Gürem Cezmi komutanı. Randevun var mı? O ne oluyor? Baban sana söylemedi mi? Randevun yoksa kimse göremez. Süledi sülemedi. Ben lazım Gürem içeri. Hop hop nereye? Bırak kolumu. Hayrola Vahide? Bir mesele mi var? İsterim biraz konuşalım sizinle. Dinliyorum. İş isteyim. İş mi? İş. Nasıl bir iş istiyorsun ki benden? Biliyorsunuz ben atış yarışmasında birinci geldim. Pür Sıçan'da benim üstüme nişancı yoktur. Biliyorum, evet. Bundan ötürü askerlere nişan talimi yaptırabilirim, onu düşündüm ben. Ne? Keskin nişancılık dersi verebilirim onlara. Vay de, hiç mümkün mü böyle bir şey? Nedir bu mümkün olmayan şey kumandan? Efendim, Vay de bizden iş istedi. Askerlerimize ders vermek istediğini söylüyor. Ders mi? Ne dersi? Nişancılık dersi. Biz de kendisine bu işin mümkün olmadığı... Niçin mümkün olmaymış? Bunu hala anlayamayım Cezmi komutan. Ben atış yarışmasında birinci oldum mu, olmadım mı? Çok iyi nişancısın öyle mi? En nişancıyım. Nişancılıkta üstüne yok. Yoktur üstüme. Süle tüfeği versin. Süle. Ver tüfeği. Bir mecidiyeniz var mı komutan? Havaya atar mısınız? Vahide. At kumandan. Git getir. Ortasından vurmuş. Fazla süze lüzum yoktur sanay. Ne dersin kumandan? İşe alalım mı bu aydeyi? Efendim, böyle bir uygulama hiç görülmüş şey değil. Hala. Biz de ilk defa uygulamış oluruz. Yarın gel işe başla. Tamam. Şimdi beni takip et. Otur şöyle. Yok, Bülay. Otur, otur. Konuşalım biraz.
İyiyim dedim. Dinleyeyim sizi. Sadece konuşmak istedim. Efendim? İnsanın burada ruhu sıkılıyor Vahide. İnsan oyalanacak bir şeyler arıyor. Anlamadım. Anlamadın mı? Bal gibi anladın. Seni neden işe aldım ben? Askerlere atış talimi yaptıracağım. Onun için. Çok latifkarsın Vahide. Sahiden buna mı inanıyorsun? Seni işe aldım çünkü güzel yüzünü her an görmek istiyorum. Seni işe aldım, sana baktıkça sıkıntım hafifliyor. İnanır mısın? Onca yer gezdim, şu koca imparatorlukta onca kadın tanıdım. Senin kadar güzelini görmedim Vahide. Çekil be! Ben de senin kadar çirkin ahlaksız gülmedim. Vahide! Ne oldu Vahide? Ne bu hal? Haklıymışsınız komutan. Bu iş bana göre değilmiş. Abdülbey'i ziyarete girdik. Cezasını versin. Hayırlı günler Vahide kızım. Ben hayatımda bile ahlaksız, çirkin bir şey gördüm. Abdülbey. Ne var? Biz... Petrus Efendi hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun beyler, buyurun. Emine Pembe dur. İsteyeyim misin? Yok. Ben kısçelere çıktım dolaştıram. Şimdi yanlarına gideceğim. Gümrük kısçeler. İyi. 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 Zarife. Zarife. İstedim benden duyasın. Çünkü başka çarem yok gibi. Başka yol bırakmadılar. Başka yol bırakmadı bana ben. Bilim Alex. Bilim sana en doğrusunu yaptın. Ama inan ki içimde hiç sana karşı fena bir düşüncem yok. Umarım hayatında çok mutlu olursun. Adını söyleyeyim, isteyeyim misin?
gireyim ister misin? Benim adım iyi mi? Benim adım iyi mi? Dur bir düşünelim. Dur düşünelim. Senin adın olsa olsa Zarife olur. Aa, nereden bildin? Çok zarifsin de ondan. Senin adın... Olsa olsa Zarife olur. Nereden bildin? Çok zarifsin de onda. Anladım, anladım. Sen zengin olmuşsun, şimdi istersen parayı saklayasın. Tam zengin olmuşsun, aferin sana. Sana söyleyeyim, duymayayım mısın beni? Duyayım, duyayım da istemeyeyim duyan. Senin dilin tebuka olmuş babuçka. Kime çektin bilmeyi? Ben de bilmem. Kime çekmiş olabilirim acaba? Sus! Terbiyesiz. Oynadınız mı taktı arabayla? Oynamadık ama. Tek tepli oturdum. Aferin. Zarife sen iyi misin? Alex'i gördüm ana. Alex'i mi gördün? Ama iyiyim ben. Zaten evlenmiş Alex. Evlenemiymiş. Öyle. Evlenmiş. Evlensin. Evlensin. Bak, kızçeler bile anladı. Ama ben de anladım artık. Doğru mu söylersin benim güzel kızım? Ya Abdülbey beni niye görmek istiyor? Ben bir şey yapmadım ki. Bilmeyeyim Terzi Hasan. Ben nereden bileyim? Geldik işte. Kendin sor. Yürüyorum. Ya ben girmesem içeri ya beni yine hapse atarlarsa. Niçin atılır be adam? Fena bir şey yaptın mı? E ben fena bir şey yapsam da ataylar. Yapmasam da ataylar. Yok ben elisi dükkana geri döner. Yürü be deli adam. Paşanın mahdumusunu görmek istiyor. Görecek. İşte o kadar. Ya ne işi olur paşanın mahdumunun benimle? Ya of yine bir bela gelecek başıma of. Ya gitmek istemeyim. Sütçü Ramiz'in damadı geldi efendim. Çağır gelsin. Demek Sütçü Ramiz'in damadı sen oluyorsun. Ben olayım. Atice ile evli olduğuma göre. Dalga mı geçiyorsun be adam? Yok dalga geçmeyeyim ben bilesiniz diye söyledim. Biz Atice ile evlendik. Çok zor evlendik. Vermeydi Ramiz baba Atice'yi bana. Sonra ikna oldu. En sonunda evlendik. Bizim düğünü hatta çeteciler bahsetti. Böyle... Tamam uzatma. Seni bir iş için çağırdım buraya. Ne iş?
Âlâ iş. Âlâ iş. Benim işim var âlâ. Benim dükkanım var çarşıda, bana ait. Ücret bana ait değildi. Ben orada kiracıydım. Cabbar var. Belki bilirsin, belki bilmezsiniz. Böyle uzun boylu, beyaz sakalı o kasap orayı. Düğünde bana dükkan anahtarını hediye etti. Subhanallah. Dalga mı geçiyorsun be adam? Yok, ben bilesiniz diye söyledim. Emrindeki zabitan için üniforma dikmeni istiyorum. Bu böyle dükmeli buraları böyle böyle asker kıyafeti mi olayım? Evet, asker kıyafeti. Yapabilir misin? Yaparım. Terziyim ben, yaparım. 5 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane bilem dikerim. Kulağını aç da iyi dinle Terzi Hasan. Benim emrimde kaç tane zabitan var, sen onu biliyor musun? Bilmeyim, kimse bana bir şey söylemedi. Tam 100 tane dikmeni istiyorum. 100 tane? Ne kadar oluyor ki 100 tane? Tam 100 tane dikeceksin, tanesine 6 akçe vereceğim. 100 tane, 6 akçe, 6 akçe 100 TL eder, 60 akçe iyi para. 600 akçe eder Terzi Hasan. Bir hafta içinde dikebilir misin? Ne diyorsun, bir hafta içinde yetiştirebilir misin? Yaparım ben, terziyim, yaparım, dikerim, bir haftada dikerim. Âlâ. O zaman bir hafta sonra görüşürüz. Haydi o zaman, haydi görüşürüz, haydi. Haydi. O zaman haydi, ben gideyim, haydi. Sevgin olayım, sevgin olayım, sevgin olayım, sevgin olayım, sevgin olayım, sevgin. Zengin olayım, zengin olayım. Zengin olayım, zengin olayım. Uğrayacağım sana. Zengin olayım, zengin olayım. Zengin olayım. Ramiz baba! Ramiz baba! Hepiniz, hepiniz dinleyin beni. Çok acayip bir şey oldu. Of. Ne yapabilirsin çocuğu? Nefes al, güleceğim. Ne oldu Hasan? Hayırdır? Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Süyle ne süyleyeceksen, yemek yiyeceğiz. Ramiz baba. Ha. Hani senin damadın var ya, hani terzi olan. Yakında çok zengin bir adam oluyor. Ne süylesin sen Hasan? Aman kafa yatmış gene bunun. Hadi yayın yemeğinizin sen de gel hayatım. Madem beni ciddiye almaysınız, o zaman daha değişik ifade edeyim kendime. Buyur. Ne oldu sana Hasan? Söyle. Ramiz baba, aldığım bir siparişe göre yakında çok zengin bir adam olayım. Ne? Zabitana 100 tane kıyafet dikeyim. Ne? 100 tane mi? Ben anlayamadım şimdi Hasan. Sen şimdi zabitana kıyafet mi dikeceksin? Evet, öyle. Tanesi 6 akçeden eder... 600 akçe? 600 akçe. 600 akçe mi dedin? 600 akçe mi dedin? 600, sen 600 akçe mi dedin? 600 akçe. Bizzat Masar Paşa'nın oğlu Abdül Bey bana kendisi verdi bu siparişi. Abdül Bey mi? Hasan, oğlum. Benim aslan damadım. Söyle bana, sen ne vakit dikeceksin bu kıyafeti? Bir sene. Bir ay. Bir hafta. Bir hafta mı? Bir hafta mı? Heh. Hasan, bir haftada 100 kıyafeti nasıl dikeceksin? Hep beraber dikeriz. Hep beraber mi? Tabii biz böyle kocaman bir aile değil miyiz? Hep beraber dikeriz, hep beraber kazanırız paraları. Ne söylüyorsun Ramiz Efendi? Ne söyleyeceğim Fatma, ne söyleyeceğim? Allah Allah, ben sütçüyüm terzi değil. Sütçülük babadan hatta dededen bize kalmış kutsal bir meslektir. Bu evde hiç kimse sütçülükten başka hiçbir iş yapamaz. Zaten bilemez. Niçin öyle söylesin Ramiz baba? Ben terziydim, oldum sütçü. Siz de olursunuz hep beraber terzi. Ne söylersin Ramiz efendi? Bak ben ne diyeyim sana? Sen her vakit demeyi misin? Allah dert verdi mi dermanını da verir. Ha? Bak Allah gönderdi bize bir rızk. Lazım bu düşüne. Hey düşün, susun. Ramiz efendi düşünecek, susun. Düşün. Düşünürüm, düşünürüm. Yeter düşündün, söyle. Düşündüm. Fatma ananızın dediği gibi, madem Rabbimden geldi bu rızk,
geri dündür ama. Haydi. 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 Hepimiz şimdi nerede mi oluruz? Askıda senin kaşığın. Haydi. İyi çalışmalar Hasan şimdi de. Aferin Hasan. Haydi haydi. Vahide. Efendim. Ne işin var dışarıda? Yok bir şey, mühim değil. Senin canın mı sıkkın? Yüzün niye sık? Sen yarın Selanik'e gidesin öyle mi? Evet. Dilaver'le Selanik'e gidiyoruz. Canın buna mı sıkıldı yoksa? O da var. Ama döneceksin. Değil mi? Döneceğim elbet. Canım başka neye sıkıldı söyle. Yoksa bugün söylediklerime mi kızdın? Evet, kızdım bir kere. Ama sonra... Sonra? Sonra düşündüm. Dogri Süleys'in dedim. Öyle mi? Öyle. Tam söylemişsin. Hepimiz cahil kalmışız. Başta kızmışydım o yüzüne. Sonra düşündüm, hak verdim. Neye hak verdin? Bizim buranın toprağı bereketlidir öyle mi? Öyle. Bu toprağın hayvanı besli olur, kuvvetli olur öyle mi? Maşallahları var. Karnımızı doyurmamız için ne lazım ise her şey var. Öyleyse niçin babam hem o kaç çalışı hem hala karnımız güç bela doya? Bizim buranın insanı sevimlidir, anlayışlıdır. Öyle mi? Öyleyse niçin dağda eşkıya var? Niçin öldürüyorlar birbirlerini? Demek ki burada bir yanlış var. Ne oluyor görüyoruz, niçin oluyor bilmeyiz. Te işte bundan ötürü sen lazım çıkarasın gazete. Anlatasın insanlara burada ne oluyor, niçin oluyor. Ne olmay, niçin olmay. Belki beni daha ügretirsen okuyam yazam. Ben de çalışırım o vakit sizinle. Vahide. Efendim. Sen benim bugüne kadar tanıdığım en zeki kızsın. Sağ olasın. Senin canın bunlara mı sıkıldı gerçekten? Salt bunlar değil. E başka ne peki? İnanmayın ben o adama. Hangi adama? Hasan'a iş verene. Paşanın oğluna mı? Bilmeyim artık paşanın oğlu midir ne beladır. Te ona inanmayın. Vahide ne oldu? Yoksa sana bir şey mi yaptı? Anlat bana. Yok yok mühim değil. Ben artık gidem yatam. Sabahleyin çok işimiz var. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Mustafa. Birden döneceksin değil mi? Birden döneceğim Vahide. Merak etme. Zabiten kıyafetleri dikeceğiz öyle mi Hasan?
Üle. 600 akçe kazanacağız öyle mi? Üle. Hem babiçkonun borçlarını ödeyeceğiz hem de bize para kalacak öyle mi? Üle. Hasan. Hatice'm, bana mı yaparsın Bülah? Sana yapayım. İnanamayım. Ben o vakit lambaya üfleyem. Haydi. Aman Hasan, gene bir tersinalık olmasın. Yaklaşasın. İstemeyim. Yine olsun bir tersinalık. Haydi. Lambayı ben üfleyeceğim. Hatice'm, yataktayım, emniyetteyim. Hatice'm, takkemi çıkarır mı kalsın mı? Madem istiyorsun kalsın. İyi o zaman kalsın. Hadi. Patladı vallahi sandım ki o ıspanak çınağı mı geli. Allah korusun ısır dilini. Çok acıktım, çok acıktım, çok acıktım. Ye yülese, ye yülese, ye yülese ha. Ne oluyor buna Ramiz, ne oluyor buna? Şimdi anlarız. Kıtlıktan mı çıktın? Bu sabah Bülent çok büyük bir açlık hissiyle uyandım Ramiz baba. Allah Allah. Bülent içimde bu sabah çok neşeli hisler var. Nasıl neşeli hisler? Böyle istediğim, kendim bebek gibi istediğim, bir de istediğim yakında hepimiz çok zengin olayız. Öyle olacak inşallah, öyle olacak. Madem öyle olacak da haydi vakitle gidelim. Nereye gidelim Fatma Ana? Sen buraya niçin geldin çocuğum? Niçin geldim? Niçin gitmezsiniz kumaş alasınız? Ha kumaş, doğru, doğru. Haydi vakitle gidin, getirin kumaşları dikelim, haftaya zengin olalım, haydi. Hadi bakalım. Al bunu. Al bunu da. Mustafa. Al tabii. Selametle git, selametle dün ol. Hayırlısıyla. Sen haydi. Nereye gidiyorsun Mustafa? Dilaver'le Selanik'e gidiyoruz Hasan. Ah Selanik, gidin gidin, o da lazım. Haydi, haydi. Haydi yolda konuşursunuz. Haydi namak, saklıklar. Selanik'in istediğin bir şey var mı Fatma yenge? Yok çocuk, gel bunu getir, haydi. Haydi. Haydi, haydi. Haydi. Zarife, sen bir şey istiyor musun Cihan güzelim? Canım sağ ol. Hoşça kal Vahide. Hoşça kal. Haydi. Haydi haydi. Bu Mustafa da aileden biri gibi oldu değil mi Ramiz baba? Haydi ya haydi. Günan hakikaten yeğenin sanacak. Tövbe bu kaydı. Koca adam oldu maşallah.
Ramiz amca, ya siz niye zahmet ettiniz? Amcasının kaymakamı, geldik sizi yolcuya dalalım. Gel. Biz de kasabaya ineydik bir iş için. Geldik sizi yolcu edelim dedim Hasan. İnmeydik. Hadi görüşürüz Ramiz amca. Ha, dikkatli olun. Merak etmeyin. Ne kadar kalacağınız? Bir haftaya döneriz. İnşallah o dediğiniz aleti bulursunuz. Matbaa makinesi. Matbaa makinesi. Ha. Tamam. Ya, hadi, hadi. Hadi selametle. Hadi, hadi selametle. Selametle güle. Selametle gidin, selametle gelen. Hayda. Hadi. Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Yakalanacaksın diye ödümüz koptu. Nerelerde saklandın, neler yaptın, nasıl geldin buraya? Hepsini bir anlatacağım. Önce tanıştırayım. Pür seçen kaymakamı Dilaver. Doktor Nazım. Memnun oldum. Ben de. Şimdi buralarda dolanmayalım. Buyurun bize geçelim. Buyurun. Hadi Dilaver. Görevden azledildiğinizi duymuştum. Dilaver kardeşim. Doğrudur. Üzüldüm açıkçası. Üzülmeyiniz. Zaten Mahsar Paşa bölgeye vali olarak atandığında belliydi böyle olacağı. Pürsican'da saklandığını bilmiyordum. Eğer istersen gizlenmen için sana bir şeyler ayarlayabilirim burada. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a şükür beni Pürsican'da tanıyan kimse yok. Daha doğrusu başka bir isimle tanınıyorum. Evet, Namık. Namık. Asıl mesele şu ki... Biz Dilaver'le Manastır'da bir gazete çıkarmaya karar verdik. Çok iyi düşünmüşsünüz. Lakin sorun şu ki... Gazete çıkaracak ne paramız var ne de matbaa makinemiz. Dert etmeyiniz. Madem böyle fevkalade isabetli bir karar aldınız... Parayı da matbaa makinesinde buluruz. Bu konuda elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Sağ olun Nazım. Sağ olun. Geldiler ana, geldiler. Hey, hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Hoş geldin evimiz direği. Hoş bulduk. Hoş geldin. Damat Hasan Paşa, Aslan Hasan Paşa. İlk parçayı aldık. Yarın bir bu kadar daha alacağız. Dünya kağı borçlandık. Dünya kağı para kazanacağız ama. Dünya kağı borçlandık. Yeter Ramiz. Şimdi hanımlar beyler. Tam tamına bir haftamız var. İşlemeye. Hazır mısınız? Hazırız. Aa, hepimiz hazırız. Hazırız, hazırız. Sen de hazır mısın Ramiz baba? Rabbim. İsteyin bana sabır ver asıl. Ver, ver. Haydi açalım bismillah. Haydi, haydi bakalım. Haydi. Tut. Tut bakalım şunu. Dikkatli olun, dikkatli olun. Kumaşa iyi davranın. Şimdi. Heh, terzi de deyin kumaşa iyi davranır. Te bu mezura bununla ölçeysin. Fakat önce ölçeysin sonra biçeysin. Ölçmeden kesmeysin çok hata edersin. Bu tahta bu yüksük. Bakınız hanımlar beyler dikkat ederseniz küçük bir süt kolasına andırayım. Yüksük neymiş? Süt kolası. Küçük. Bir terzi biçecek kumaşı önce sever. Sever. Şimdi Terzi Hasan hocanızın dediklerini bir dikkatle dinleyin. Terzi dedikin kumaşı incitmeden keser Zarife. Kes bakayım bir güreyim. Tebüle, tebüle. Aferin, aferin, aferin. Terzinin karısı da işte Büle terzi olur. Atacağım İpem. Oh. Kızanlarım, kızçelerim aferin. İşte ağaç yaş iken eğilir. Ramiz baba. Efendim? Ulan. Hiç eline yakışmayın.
Attırmayın terzi hocanızın kafasını. Çalışın. Efendi, ne oldu bizim elbise? Aa, ben onu hepten unutmuşum be. Ama göreysin işimiz var zabitana. Kıyafet dikeyiz. Haydi sen sonra gel, sonra gel, sonra gel. Haydi. İstersen hiç gelme, zaten zengin olayız. Tersi dedekin yorulmaz. Terzi dedekin hasta olmaz. Terzi dedekin yazda, kışta, boranda, yağmurda, çamurda çalışır yorulmaz. Terzi dedekin güneşli havada da çalışır yorulmaz. Terzi dedekin içmez, yemez, acıkmaz. Ama eğer Fatma ananın yaptığı börek ise, ayran ise yer bilir. İtalet bir. Afiyet olsun. Ne oldu ya? Baktım. İtalet de geçsin. Ne oldu Atice'm? Evine baktım. Üpem de geçsin. Buraya mı? Ben misin baba? Efendim Hasan. Şimdi süleyeceklerimi tekrar edeceksin. Süleyeceğim. Süleyim bak bir. Terzi dedekin çalışkandır. Çalışkandır. Terzi dedekinin yüzü keskin, parmakları kuvvetli olur. Parmakları kuvvetli olur. Terzi dedekin gece gündüz çalışır, terziye gece gündüz yetmez. Yetmez. Ha bir de en mühimi, terzi dedekin güler yüzlü olur. Gül bakayım. Ha? Gül. Öyle değil. Bak yapayım, güle. Oldu mu? Olmay, olmay. Güle, güle. Hasan! Makas terzinin ekmek kapısıdır. Terzi makas atmaz, hele ustaya makas hiç atılmaz. Thank you.
Hasan haydi. Geldim Ramiz baba. De bitti. Haydi hanımlar beyler kalkın uyanın. Kalkın bakayım. Kalkın. Terzi uyumaz. Terzi çalışkandır. Terzi vatanseverdir. Evet. Belki çok çalıştık. Çok iş işledik. Ellerimize güzlerimize agriler girdi olabilir. Ama bu gürdüğünüz mamuller az sonra çok büyük bir akçı olacaktır. Evet. Belki aramızda bazı çekişmeler olmuş olabilir. Tatsızlıklar olabilir. Ama ne demişler? Terzi, terzinin külüne her zaman muhtaçtır. Bir terzi, bir sütçüye gel beraber bir terzi dükkanı açalım demiş. Hadi topla. Hazır mısın Ramiz baba? Hazırım. Bu kapıdan çulsuz gireceğiz ama çok muhteşem çıkacağız. Zengin çıkacağız be. İnşallah Allah'ın izniyle zengin çıkacağız. İnşallah. Hayırdır Ramiz efendim? Abdülbey'in mallarını getirdik. Randevunuz? Var, ne kadar istersen. İyi, ulan. Geçin o zaman. Bir el atasın be. Haydi. Koy bir tane daha, Evet, tek gördüğünüz gibi bir haftada tam 100 tane zabitan kıyafetini hazırladık, bitirdik. Şimdi palto, kaldır kolunu, kaldır. Tut kolları. Olmadı. Bu burada. Gel. Bulamadı kolunu. Bulamadı. Buldu. Serte giy. Onun için bulamadı. Ya. Hasan ne dikmişsin be? Aferin sana. Ellerinize sağlık. Çok âlâ olmuş. Ya biz malları teslim ettik. Gidelim sizin vaktinizi de fazla almayalım. Bize müsaade. Bayağı uğraşmışsınız anlaşılan. Para kazanmak kolay değil. Bayağı uğraşmışsınız ancak... ben almaktan vazgeçtim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.